Antep'ten bir izleyicimiz 40 yaşındayım Yelis Hanım, romatizmam var demiş. Bitkisel olarak nasıl çözüm bulabiliriz? Hocama sorarım demiş. Var mı hocam romatizmal rahatsızlıklarla ilgili? Tabii. Ulaşabilir mi seyircimiz? İnternet adresinizden. Tabii ulaşabilir. Jel mi? Hayır, kapsül. Şimdi kapsül. Güney Afrika'da bir bitki yetişir. Şeytan pençesi kökü. Hmm. Bunun çiçekleri kuruduğu zaman böyle tırnak gibi olur. Böyle pençe gibi olur. Geliyor şeytan pençesi denir. Evet. Bunun kökü 6 ay bir damla su görmez. Yağmur yağmadığı için. Ama yani, evet, çok dayanıklı. Ay. Patates gibi yerin 2 metre derinliğinde kendini korur. Bunun birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Her türlü artrit, artroz, ankilozan spondilit, yumuşak doku romatizması, eklem iltihaplanması, eklem kireçlenmesine karşı etkili. Nereden biliyoruz? Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski, bu bir bayan. 15.000 hastayı tedavi etmiş. Belgeli, klinik araştırması var. 15.000. Bu bitkileri topluyor. Doğru mu hocam? Hayır. Şimdi sonra, yani bu bitkileri nasıl alıyor? Kökleri orada bir sürü çiftlik var. Yetiştiriyorlar bunu. Kökü çıkarıyorlar, kurutuyorlar, dilimliyorlar. Daha sonra fabrikalarda işleniyor. Destilasyon veya ekstraksiyonla özü alınıyor. Ekstraktı, özü. Bitkinin özü. Ne kadar ince bir çalışma. Tabii, her yeri üzerinde bu çalışma Latin, olsa. Kelimeler Latin. Yani ekstrakt. Evet. Ekstrakt. Latin kelimeler. Yani Latince. Şimdi şöyle mesela Türkiye'de 2 tür bitkisel kapsül üretiliyor. 2 tür. %98'i otu üretip tozundan kapsül yapıyor. Tozdan. Tozdan evet. Etkisi sıfıra yakın. Gramajı %1'i ekstraktan ürün yapıyor. Onlardan biri de biziz. %1'i yapıyor. Neden? Çünkü ekstraktın kilosu 500 lira. Kilosu 500 lira ekstraktın. Oysa bitkinin kökünün kilosu 7 lira 8 lira. Maliyeti düşük olduğu için kimse ekstraktan yapmıyor. Evet. Maliyeti düşük olduğu için. Biz maliyeti değil, burada önemli olan insan sağlığı. Faydalı olması. Doğru.